Bodrum Belediyesi yaklaşık 2 ay önce başlattığı Bodrum Koyları temizlik çalışmasına bu kez Ortakent Yaşlı Limanı'ndan devam etti. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da temizlik çalışmalarına katıldı. Bodrum Belediyesi temizlik işleri çalışanları ve dalgıçlarının katıldığı deniz dibi temizliği sualtı kameraları tarafından kaydedilirken yaklaşık 2 saat süren deniz dibi temizlik çalışmasında denizden otomobil lastikleri, plastik borular, tekne malzemeleri, içki şişeleri, plastik şişeler, bahçe çöpleri gibi yaklaşık 1 ton çöp çıkartıldı. Temizlik çalışmalarını yerinde izleyen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, başlattıkları projeye vatandaşların da destek verdiğini belirtti. Sahilimizi temizliyor arkadaşlarımız hep beraber, vatandaşlar da katılıyor. İnsanların gönüllü olarak katılması da bizi çok mutlu ediyor. Doğaya olan saygı her gün biraz daha bilinçli olarak karşımıza çıkıyor. Kocadon bu seneden itibaren Bodrum Yarımadası'nda bulunan halk plajlarının Bodrum Belediyesi'nce yönetileceğini söyledi. Bu sene plajlarla ilgili güzel bir çalışma olacak belediyemiz olarak. Mümkün olduğu kadar vatandaşımızın, halkımızın toplu olarak denize girebildiği plajların hepsine Bodrum Belediyesi olarak kendimiz Sezyum Şemsiye'yi koymayı istiyoruz. Çünkü bu kaostan artık vatandaş da, otelci de herkes sıkıldı. Yani milli emlak gelir elde edeceğim diye vatandaşla yatırımcıyı, otelciyi, hatta vatandaşla belediyeyi direkt zor durumda bırakıyor. Hep karşı karşıya kalıyoruz. Onun için elimizden geldiği kadar bu sene mümkün olduğu kadar toplu olarak vatandaşın denize girdiği bölgelerde Bodrum Belediyesi olarak Sezyum Şemsiye'mizi koyacağız. Halka açacağız. Bakımını temizliğini de belediye olarak da biz yapacağız. Bu sene güzel bir halkımız güneşlensin, denize girsin. Artık bu kötü konuşmalar, yok efendim burada denize girersin, giremezsin, şezlong kullanılamazsın ifadeleri ortadan kalsın. Deniz dibinden çıkartılan yaklaşık 1 ton çöp türlerine göre tartılma işlemlerinin ardından Bodrum çöplüğüne götürüldü. Tamam.